Değerli misafirlerimiz, orkestra şefi, davetli konuşmacımız Sayın Cem Mansur'u konuşmalarını yapmak üzere kürsüye davet ediyorum. Teşekkürler, sağ olun. Günaydın, merhabalar herkese. Şimdi ben böyle bir saat falan burada konuşmadan müzisyen olarak biraz müzik dinleyelim de istedim. Çünkü genelde bizim televizyonlarda böyle röportaja falan çağırdıkları zaman herhangi bir müzik dinletmekle ilgili bir hazırlıkları olmadığının farkına varıyorsunuz ve işte neymiş, müzisyen davet ettiler, işte konuşuyoruz, orkestra işte şefliği yok, müzik Çaykovski falan filan ve tek nota yok ve böyle çok soyut, çok boş, anlamsız geliyor bazen o. O yüzden birazdan sizinle paylaşmak istediklerimi kısmen görüntülemek ve benim ayrıca çok heyecan verici bulduğum bir şeyi de paylaşmak için bir parça müzik dinleyelim istedim başta. Görüntü kalitesi pek parlak değil, YouTube'dan indirdik. Fakat bunu göstermek istememin iki nedeni var. Başladı bile ötmeye, değil mi? İki nedeni var. Biri bize 6 yıldır, bu yıl 6. yılı gerçekleşecek olan Türkiye Gençlik Filarmoni Orkestrası adında çok heyecan verici bir projemiz var. Hem onu mümkün olduğu kadar çok kişiyle paylaşmak istiyorum. İşte çocuklarım ne güzel çalıyorlar diye. Bir de son yıllarda bence Türkiye'de bir orkestra konserinde yapılmış kamera yani resim seçimi açısından ve kamera hareketi açısından gerçekten müziğe uyan başarılı bir çekim olduğunu düşündüğüm için bu Şehrazat, Rimsky-Korsakov'un Senfonik Suite'i, Şehrazat'ın son bölümü dinleyeceğiz, göreceğiz, izleyeceğiz, seyredeceğiz. Ve bu Güney Afrikalı bir belgesel yönetmenin, müzik ve kimlik üzerine çok başarılı belgeseller yapan Güney Afrikalı yönetmen François Verster'in Şehrazat'ın Düşü adında bir belgesel için yaptığı filmden bir parça. Ve Şehrazat'ın Düşü aslında bugün Orta Doğu'sunda, işte Şehrazat'ın yani bildiğimiz Binbir Gece masallarının bugünün Orta Doğu coğrafyasında değişik ülkelerde ne şekilde yaşamaya devam ettiğini, masal anlatma kültürünü, masal paylaşma kültürünü ne şekilde değişik ülkelerde devam ettiğini araştıran bir film. Ve işte İran'da dijital masal anlatımı var. İşte şeyde Mısır'da köyden köye dolaşıp Binbir Gece masallarını canlandıran bir hatun var. Karakterlerden biri. Karakterlerden biri de biz Türkiye'de senfonik olarak masal anlatan kişiler olarak Türkiye'nin gençliği bir batılı bestecinin doğu müziği taklidi yapar gibi doğuyu anlattı. Fakat her şeyiyle birazdan girmeye çalışacağım. Ona çok evrensel olan bir müzik. Onu dinlemeden önce belki birazdan girmeye çalışacağım. İlk defa girmeye çalışacağım bir konuda. Bilişim dünyasıyla müzik bir orkestranın nasıl örtüştüğünü ve nasıl bir bilgi paylaşımı toplumu olduğunu aslında orkestranın da dinlerken dinlemeden önce bunu düşünmek istersiniz. Çünkü şu dinleyeceğiniz müzikte aslında 10-12 dakikalık bir şey. Orada aslında sayfanın üzerinde bestecinin yazmış olduğu yüz binlerce verinin aslında bunlar notalar, sessizlikler, yüksek notalar, alçak notalar, kuvvetli notalar, hafif notalar, bir flütün çaldığı bir nota veya bir kemanın çaldığı nota, uzun bir sessizlik veya kısa bir sessizlik, orada notasyonda olan gerçekten 13 dakika içinde akıp giden, bir kısmı aynı zaman içinde akıp giden yüz binlerce verinin aslında işlendiği, gözlemlendiği, değişime uğratıldığı, paylaşıldığı aslında bir ortam var. Ve her şeyle zaman içinde akan tek ifade biçimi olduğu için müzik, zaman içinde, belli bir zaman içinde aynı anda ve peş peşe gelen bir takım işlemler söz konusu aslında. Ve buraya hem orkestrayı ideal bir toplumun aynısı, birbirini dinleyen bir toplumun aynısı, aynı zamanda bilgi paylaşan toplumun aynısı olarak dinlerseniz, birazdan belki girebileceğimiz müzikte aslında bu ideal bilgi paylaşma toplumu neden gerçek hayattakinden önce oluştuğu konularına girebiliriz. Bu Rimsky-Korsakov'un dediğim gibi Şehrazat Senfonik Suite'nin son bölümü. Çok sıcak bir Ağustos günü, ay yerinde havalandırma yok, onu göreceksiniz hepimizden, süzülen sıvı miktarıyla. Başlayabiliriz, yüklediyse tamam. Bir dinleyelim. Thank you.
Kusura bakmayın, kısıyoruz böyle ama teşekkürler. Bu büyük besteciler bütün ileri tekniklerine rağmen şu fade out dediğimiz şeyi düşünememişler. Yoksa hepsini izletmek isterdim. Ben böyle müziği biraz işte aspirin gibi her derde deva bir şey olarak anlatmaya başlamadan önce aslında bir soru sormak istiyorum sizlere. Sonradan soru cevabı biraz zaman ayırmaya çalışacağım ama genelde bir insan topluluğuyla küçük büyük fark etmez karşılaştığım zaman şunu soruyorum. Bu salonda müziğin hiçbir türüyle hiçbir ilişkisi olmayan kimse var mı? Bir klasik müzik olması falan gerekmiyor. Buna şey de dahil, ne bileyim, duşta şarkı söylemek, mezarlıktan geçerken ıslık çalmak da dahil, müzikle dahil ediyorum, müzikle ilişkiye. Yani hiçbir tür müzik dinlemem, çalmam, dans etmem, işte hiç işim olmaz diyen herhalde kimse yoktur tahmin ediyorum. Fakat bir toplantı, yani geniş bir toplantı, 100 bin kişinin olduğu bir meydana gittiğiniz zaman bile orada tiyatroya gitmeyen vardır, roman okumayan da vardır, sergiye gitmeyen de vardır. Ve çok ilginç, belki müziğin dışında ortak merak olarak, ortak kullanım alanı olarak insan topluluklarının belki müzikten sonra paylaştıkları ikinci şey belki bilişim teknolojisi bugün. Hepimizin hayatına bir şekilde girmiş olan, farkında olmadan bile kullandığımız, nasıl yaşadığımızı yönlendiren bir şey. Ve bu ikisinin arasında aslında oldukça ilginç paraleller var. Fakat bu müziğin hepimizin, toplumun ortak paydası olma konusuna biraz değinmek istiyorum. Gerçekten hepimizin müzikle bir tür ilişki gibi ortak bir meselemiz varsa, insan denen yaratık olarak, bu bize müziğin doğası hakkında ve bizim nasıl varlıklar olduğumuz hakkında neler anlatıyor? Neden müzik bu kadar önemli bizim için? Müziği biz Türkiye'de, özellikle Türkiye'deki eğitim sistemimizde, işte biraz daha laylom, işte ilkokuldan hatırlarsınız hepiniz, müzik, beden eğitimi, resim, kimsenin çakmayacağı, laf olsun diye olan, pekala olmazsa olur dersler filan, değil mi? Halbuki müziğin eğitim aracı olarak öneminin kavrandığı ülkelere bugün baktığınız zaman ve özellikle şu dinlediğimiz çok sesli, çok genelde benim sevmediğim terimiyle klasik müzik dediğimiz o dışlayıcı kötü bir laf aslında. Ben çok sesli evrensel müzik diye bir laf uydurdum kendime göre, onu kullanıyorum. Ve onun aslında gerçek bir eğitim gücü olarak kullanıldığı ülkelerde nasıl bir sihirli bir araç olduğunu aslında bugün özellikle 3. dünya ülkelerinde görüyoruz. Bunun en ünlü örneği Venezuela. Çok sesli müziğin müthiş bir toplumsal barış ve iyileştirme ve suçtan ve şiddetten gençleri kurtarma aracı olarak gerçekten insanların gelişimine, eğitimine yapılabilecek en etkili ve en ucuz aslında yatırımın klasik müzik eğitimi ve bir orkestrada çalmak olduğunu görüyorsunuz. Toplumdaki bu kadar önemli bir ortak paydan, en büyük ortak payda olan şeyden bence neden bu kadar az faydalanıyoruz? Neden bunu bir süs gibi yaşıyoruz hayatımızda? Bu gerçekten üzerine düşünülmesi gereken bir şey ve örneklerle düşünülmesi gereken bir şey. Müzik yapmak neden bu kadar önemli bir araç diye düşündüğümüz zaman müzik yapmak gençlerde ve yetişkinlerde ama gençlerden başladığınız zaman daha etkili oluyor. Gerçekten insan olarak bedenimizin yani fiziksel bedenimizle manevi bedenimizi en optimal şekilde bir araya getiren şey müzik yapmak. Bir enstrüman çalmak. Özellikle başkalarıyla birlikte bir enstrüman çalmak veya şarkı söylemek. Çok önemli değil fark. Software dediğimiz şeyle bedenimizin, hardware'imizin gerçekten optimum bir şekilde örtüştüğü tek alan müzik yapmak aslında. Bedensel varlığımızla zihinsel varlığımızın birinin nerede başlayıp ötekinin nerede bittiğini bilemeyecek kadar örtüştüğü ve aslında İnsan dediğimiz aslında makinanın ne kadar muhteşem bir dizayn olduğunu her şeyden önce bize müzik, çok sesli müzik her şeyin ötesinde anlatıyor. Beynin müziği nasıl algıladığıyla ilgili aslında çok hızla gelişen araştırmalar var. Bazı şeyleri hiç bilmiyoruz ve bence güzelliğinin zaten müziğin evrenselliğinin ve böyle büyük bir ihtiyaç ve ortak payda olmasında aslında temel nedenlerinden biri de o bilinmeyenler aslında. Veya açıklanamayacak olanlar. Çünkü sözcüklerle birbirimize söyleyeceğimizin çok ötesinde meselelerimiz olduğunu aslında insan olarak bize hatırlatan bir şey müziğin varlığı. Ve müzik yoluyla birbirimizle iletişim kurma ihtiyacımız. Fakat beynin müziği nasıl algıladığıyla ilgili son yıllarda çok heyecan verici gelişmeler var. Özellikle kulağı duymayan insanların. O çok son zamanlarda okuduğum beyin ve nörolojiyle ilgili, yani nöroloji ve müzikle ilgili birkaç kitapta rastladım. Mesela sağır insanların müziği nasıl
algıladığı. Çok ilginçtir mesela biz müziği az önce işte dünyadan kaçmak için, tamam kaçmak için, eğlence için de olabilir müzik. Fakat müzik her şeyden önce dünyayı kavramak için çok eşsiz bir araç. Bilinçli bir şekilde öğretilip dinlendiği zaman. Ve beynin, sağır insanların müzik ilişkisi dediğin zaman o zaten baştan kaybedilmiş bir olay gibi anlatılıyor genelde. İşte kulağı duymayan insanların ancak müziği, işte bunun şey vurgusunu, ritmini, işte vibrasyonları, çok kuvvetli vurguları ancak yaşayabileceğini düşünüyorlardı. Nörologlar bile birkaç yıl öncesine kadar. Hatta Amerika'da yapılan bir takım şey, işte kulağı duymayanlar için konser, işte konserlerde büyük şişirilmiş balonları sağır çocukların kucaklarına verip işte orada orkestradan gelen en kuvvetli titreşimleri algılamaları ve bunu algılayabilecekleri tek şey olduğu varsayımıyla bu yapılıyordu. Ancak son yıllarda ortaya çıkan şeyler, kulağı duymayan insanın da aslında müziği yalnız şu güm 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 vibrasyon, en kuvvetli vurguları değil, müziği oluşturan işte bir takım melodik çizgiler, çok sesli müzikte olan dikey, armoni derinliği ve hatta müziğin karakteri, müziğin mimari yapısıyla ilgili kulağı duymayan insanların da beyninde aslında bizler gibi aynı yerlerin aydınlandığı, aynı nöronların harekete geçtiğini bugün gösteren araştırmalar var. 10 yaşından beri tamamen sağır olan, %100 sağır olan bir İskoçyalı bir şey var, bir perküsyon virtüözü var. Evelyn Glennie adında. Klasik müzik dünyasının çok büyük yıldızlarından biri. 70-80 konçerto onun için bestelenmiş, kendisine adanmış filan. Ve kız hiçbir şey duymuyor. Onu davet etmiştim İstanbul'da solist olarak birkaç konser için ve CNN'de sanırım bir röportaja gittik sabah ve şey işte programı yapan böyle büyük büyük ağız hareketleriyle tane tane işte anlıyor musunuz söylediğimi falan diye konuşurken kız dedi yani normal konuşabilir söyleyin öyle bir özel bir gayret göstermesine gerek yok. Şey dedi yani nasıl dedi müziği nasıl yani müzik, kulağı duymayan bir insan nasıl bu kadar büyük bir solist olabilir? Ve gerçekten kılında sahnede çalıyorsunuz, yalın ayak çalıyor tabii sahnedeki, ahşap sahnedeki titreşimleri sonuna kadar yaşayabilmek için. Ama en ufak notada, orkestrada yaptığınız çok hafif sesli bir yavaşlamada, hızlanmada onu bile algılıyor, onu bile duyuyor. Duymak ne demekse, ilginç, duymak ve hissetmek bir tek İtalyanca'da aynı fiil. Ve duymakla hissetmenin arasında sandığımız kadar çok iki ayrı duyu değil bunlar. Ve şeyi sorduklarında bu kadına işte nasıl duyuyorsunuz? Tamam kulaklarınız yani sağır. Nasıl müziği bu kadar derinlemesine yaşıyorsunuz? Diye sorduklarında kadın şey dedi yani kulaklar yani bu dedi bu kulak zarı. Kulak zarı işlemiyorsa kulak zarı değil mi? İşte bir aslında bir titreşimi bir yerden bir yere ileten bir ya bir iletken aslında. Havada titreşen moleküllerin hızını, şiddetini, yoğunluğunu aslında onu aslında algılayan beyne ileten bir davulun şey derisi gibi bir şey aslında kulak zarı. Müzik orada algılanmıyor aslında. Ve şey dedi, yani kulağınız duymuyorsa şu elmacık kemiklerinden oldukça iyi duyabilirsiniz. Ona konsantre olursunuz. Bilmem kaçıncı kaburgayla bilmem kaçıncı kaburganın arasında dedi. Kalçamın şurasından filan dedi. Duyuyor yani o kendine göre her şeyi. Ve duymadığını ve ezberden bir şeyler yaptığını tahmin etmenize imkan yok. Özellikle başkalarıyla, orkestrayla, solist olarak müzik yapışındaki duyarlılıktan. Dolayısıyla beynin müziği nasıl algıladığı konusunda her geçen gün daha çok şey biliyoruz. Fakat şunu biliyoruz ki gerçekten insan olarak bütünlüğümüzü sonuna kadar kullanan tek şey. Müzikten neler öğrenilebilir dediğimiz zaman, müzik neden bu kadar bir araç dediğimiz zaman, müzikten ne öğrenilebilir? Özellikle çok sesli müzikten ne öğrenilebilir? Bizim gençlik orkestrasıyla her yaz yaptığımız etkinliklerden birinin adı Demokrasi Laboratuvarı. Ve o Demokrasi Laboratuvarı dediğimiz etkinlikte işte büyük 100 kişilik bir orkestrayı, bunu genelde bizim orkestramızın tüzel kişilik olarak çatısını oluşturan Toplum Gönülleri Vakfı'yla bu çalışmayı yapıyoruz. Onlar ve onların davet ettiği insanlar, bu yazın daha geniş halk kitlelerini de açmayı amaçlıyoruz. 100 kişilik bir orkestranın bir senfoninin provasını yaparken yaşadıklarını aslında anlaşmak amacıyla, senfoni, Yunanca'dan aslında birlikte tınlamak demek, birlikte var olmak. Birlikte var olmak amacıyla bir araya gelmiş bir toplumun aslında ideal aynası. Bir yerde ideal toplum, bir yerde mini bir Türkiye izlediğiniz aslında 100 genç, Türkiye'nin bütün konservatuarlarından her yıl tane tane, bu yıl 400'ü aşkın genç dinledim. 2012 orkestrasını oluşturmak için her yıl 150 kadar yeniliyoruz orkestraya. Çünkü o rekabet
fikrinin, devlet orkestralarımızda olmayan rekabet fikrini ve her zaman en iyi olanın ancak orada olacağı fikrini oluşturmak için yaptığımız seçme sınavlarıyla. Ve bu gençlerin aslında Türkiye'nin her yerinden gelip ortak bir amaçta birbirlerini dinleyerek hiç kimsenin kimseyi ötekileştirmediği ve sonuna kadar birbirlerini dinlediği, desteklediği, birbirlerine karşı sorumlu olduğu kadar birbirlerine karşı bağımlı olan bir toplumun aynası bu aslında. Ve birlikte yaşamak ne demek? Başkasının sesine saygı göstermek ne demek? Öteki diye dışladığımız şeyi biraz kendi sesimizi kısıp kulak verirsek daha anlamlı bir bütüne ulaşabileceğimiz gerçeği. Bireyin bazen toplumda lider, bazen da takipçi olabileceği, herkesin lider olmak istemediği, otorite dediğimiz şeyin, şef dediğimiz adamın aslında belli bir işlevi olduğu ve onun da aslında bir koordinasyon ve motivasyon işlevi olduğu, sadece orada büyük patron olduğu için işte diktatörlük taslaması gerekmediği, otoritenin ne olduğu, gerçekten otoritenin ötekileştirilmediği toplumlar, otoritenin sadece bir pozisyon ve bir gereklilik olarak görüldüğü toplumlar bugün gerçek demokrasiler. Baktığın zaman başbakan seçiliyor, seçimi kaybettiklerse de defolup gidiyor. Bugün yani bizde bir tek Türkiye'de bence son yıllarda işte hala böyle 20-30 yıldır başbakan, cumhurbaşkanı olmamış insanlara mikrofon uzatılıyor görüşleri almak için. Bu ileri demokrasilerde yok. İşini yaptı, seçimini kaybetti, gitti evinde oturuyor, torun seviyor falan neyse. Ama otorite dediğimiz şeyin aslında bir işlevi olduğu ve işlevi bittiği zaman da adı üstünde bittiğini gerçek demokrasilerde görüyoruz. Fakat en önemli şey bu orkestranın demokrasi laboratuvarı dediğimiz etkinliğinde göstermeye çalıştığımız şey ki senfonik literatürün hangi sayfasını açarsanız rastgele bir sayfasını açın bunun onlarca örneğini göreceksiniz. Duymak ve dinlemek arasındaki fark olduğu. Bir çatışma olduğu zaman çatışmayı çözmenin farklı yolları olduğu. Fakat bu farklı yollardan birinin en çok bağıranın haklı olmadığı gerçeği. Yani en çok bağırarak, en çok ses çıkaran ötekileri bastırarak haklı olmuyor. Bunu öğrenmek için müzik çok önemli bir şey. Bazen az kişinin söylediği bir şey önemsiz değil. Çok az kişinin veya bir kişinin, 100 kişilik orkestra içinde bir kişinin çok hafif bir şeyle söylediği, sesle söylediği olayın gerçekten oradaki çatışmanın çözümü olabileceği. Vesaire vesaire. Yani toplumsal barışla ilgili ne kadar sorun aklınıza gelirse onların aslında birlikte çalan bir orkestranın sağlıklı iletişimi, değişik katmanlarının sorumluluk alması ile ilgili görebileceğiniz bir şey. Bir örnek göstereyim. O sayfayı bilgisayarın başındaki arkadaşımız nerede bir sayfa bulmuştuk değil mi? Neyse ona geliriz birazdan. Fakat demokrasi laboratuvarı dediğim gibi bu birlikte yaşama kültürü açısından bize epey şey öğretebilen bir şey. Fakat bugün konumuz olmadığı için onu çok fazla üzerinde durmak istemiyorum. Müziğin bence bize öğrettiği şeylerden biri eğlenceyle kültürün aslında pekala örtüşebileceği. Biz Türkiye'de bazen işte kültür ağırbaşlı, neredeyse ders gibi sıkılarak yapılması gereken bir şey ve işte eğlencede işte lay lay lom. Halbuki şu müziği izlediğiniz zaman eğlence ve kültür dediğimiz şeyin aslında pekala aynı anda var olabileceğini görüyoruz. Gerçekten şu gençlerin enerjisini görüp bu seviyede çalıştığını gören birinin işte klasik müzik yok, işte sıkıcıymış, elitistmiş, işte belli bir sınıfa aitmiş filan diye bir saplantıların olmasının ben gerçekten imkansız olduğunu düşünüyorum. Ama bunun için gerçekten canlı olarak katılarak dinlemek lazım. Müzik dinlemek ne demek? Özellikle teknoloji çağında müzik dinlemenin nasıl değiştiği, bizim müzikle ilişkimizi nasıl baştan tanımladığına birazdan değineceğim. Fakat eğlenceyle kültürün aynı anda var olabileceği dedik. Bizim gençlik orkestrasının elemanlarını bile her yıl topladığım zaman ilk akşam işte müzik dediğin şey ne işe yarar arkadaşlar diye bir toplantı yapıyoruz aramızda. Çok ilginç bir sohbet oluyor çünkü bizim konservatuvarlarımızda çocuklara oldukça yüksek bir eğitim, çalgı çalma, enstrüman çalma eğitimi veriliyor olmasına rağmen müzisyen olmanın sosyal sorumluluğu, müzisyen ne işe yarar, neden önemlidir dediğiniz zaman pek girilmeyen konular olduğunu görüyorsunuz. Ve ben çocukları ilk akşam topladığımda yani niye Çaykovski çalıyorsun? Yani bundan zengin olmayacağımız belli hepimizin baştan konservatuvara girerken. Yani çok büyük kariyer yapacak olan bir iki kişinin haricinde yapacak olan.
neden bunu yapıyorsun? Neden o elindeki klarnet, fagot, trompet ne işe yarıyor dediğin zaman neden bu müziği çalıyorsun? Neden aslında bizim için ithal olan şu aslında yavurmalı ithal muamelesi yapılan klasik müzik denen şeyle nasıl, neden bu kadar derin bir bağım var diye sorduğunuz zaman çocuklar şey diyor işte batılılaşma diyor. İşte Atatürk diyor filan. Tamam, iyi güzel. Evet, Cumhuriyet'in kurduğu çok sesli müzik kurumları sayesinde bugün Türkiye'de böyle bir şey var. Ama neden? Bunun evrenselliği neden? Bugün niye bu müziğin ana vatanı olmayan Türkiye'de, Venezuela'da, Japonya'da, Çin'de, Tayvan'da, Güney Afrika'da neden bu müzik bu kadar büyük bir toplumsal barış aracı olarak işlev görüyor? Bunu düşündürmeye çalışıyoruz çocuklara. Ve gerçekten çok sesli müziğin kendi içinde barındırdığına inandığım evrensel uygarlık değerlerinin aslında başka müzikte değil, şu müziğin içinde var olduğuna inandığım için. Böyle bir şey söylediğim zaman biraz fazla Avrupa eksenli, biraz fazla yabancı hayranlığı filan içeren bir ifade olduğunu düşünenler var. Neden bu müzik evrensel? Birazcık bir parantez açıp ona gireyim. Şimdi işte bizde bilmiyorum işte batılılaşma hareketi filan klasik müzik çalıyoruz. Çinlilerin, Japonların çok fazla öyle bir meselesi yok aslında. Onlar iki kültürlü olmayı bizden çok daha iyi başarmış insanlar. Özellikle Japonlar. Adam bir taraftan Brahms, Beethoven, Tchaikovsky dinliyor. Hayatındaki en önemli şey. Ama evine gittiği zaman işte Budist olarak yaşamını sürdürüyor. Yerde oturup çay seremonisini yapıyor. Geleneksel giysisini giyiyor. Gündüz takım elbise kravatını da takıyor. Bugün Japonya çok ilginç bir aslında örnek. Çünkü Japonya bugün klasik müzik dediğimiz şeyin en büyük pazarı. Müthiş orkestralar, konser salonları, Avrupa'dan işte Viyana Filarmoni, yılda en çok fazla defa Japonya'ya davet edip büyük paralar ödeyen, en çok DVD ve CD satılan yer. Enstrüman pazarı neredeyse, özellikle nefesi çalgılarda, bakır ve tahta nefeslerde enstrüman pazarını Avrupa ve Amerika'da tamamen neredeyse ele geçirmiş diğer Japonya. Ve Japonlar diyorsunuz bu klasik müzik dediğimiz aslında Orta Avrupalı şeye neden bu kadar kafayı takmış durumdalar? Yani Japon insanına baktığınız zaman bize göre yalnız görüntü olarak değil, hayata bakış açısı olarak, genel kültür olarak aslında bizden çok daha uzaylı gibiler. Bir klasik batı müziği söz konusu olduğunda. Fakat ilginç olan Japonlar yalnız çok çok kimlikli olmayı başarmış olmanın yanı sıra bence bunu açıklamanın bir tek yönü var. Yani bir Japon'un hayatında bugün Beethoven en önemli adamsa, işte onu sürekli çalıp dinliyor, yönetiyor, ona para yatırıyor filan neyse, Beethoven'ın ana vatanı Almanya'da birinin Japon gibi sabah akşam giyinip işte Japon müziği çaldığı, işte Japon gibi yatıp kalktığı, her şeyini Japon gibi yaşadığı, Japon kültürüne tamamen bağlı olduğu, hatta işte gerektiği zaman harakiri yapacak kadar filan böyle onur kodları, her şeyi Japonlar gibi olan, değerleri Japonlar gibi yaşayan bir Alman gördüğümüz zaman işte arkadaş marjinal, ilginç, biraz işte uçuk, bu da böyle ne yapalım deriz. Halbuki bir Japon'un Alman gibi yaşaması, Alman müziği dinlemesini çok normal karşılıyoruz. Bence bu çok tuhaf değil aslında, çok tuhaf görünen bir şey. Çok tuhaf değil çünkü bence bu müzik diğer müziklere karşı belli bir takım evrensel değerleri içinde bir barındıran bir müzik. Bu çok aslında uzun bir konu fakat kısaca açıklamak isterim yine de. Evrensel insanlık değerleri dediğimiz zaman bütün dünyanın aslında kendi toplumu için çocuklarına bırakmak istediği toplumda önemsediği uygarlık değerleri işte bildiğimiz gibi iyi bir eğitim sistemi, iyi anlamlı, içerikli bir ve ücretsiz bir eğitim sistemi, ücretsiz sağlık sigortası herkes için, işte işkenceye sıfır tolerans, işte şiddet önermediği sürece sınırsız ifade özgürlüğü filan bunlar değerler. Bu değerlere baktığın zaman bu değerler beğensek de beğenmesek de aslında bugün Orta Avrupa dediğimiz coğrafyada bu değerlerin aslında büyük mücadeleler sonucunda kazanıldığı bir dünyada bu müzik oluştu. Yani Bach mucizesi 1685'te işte bugün Almanya dediğimiz bölgenin, coğrafyanın o bölgesinde oluştuysa evet gökten zembille inen deha diye bir şey var. Ama o dehanın o noktada başardığı şeyleri o coğrafyada o tarihte başarmasının aslında konjonktürel nedenleri var daima. Ve Bach'a baktığınız zaman işte bu Rönesans sonrası İtalyan müziği ile Alman müziğinin ilişkisi de açıklanabilir. Kuzeyden Felemenk ülkelerinden gelen ilk nota basınları sayesinde
başka kültürlerin müziklerini tanıma imkanı olabilir. Bach'tan bir süre önce gerçekleşmiş olan dinde reform hareketi sonucunda Bach'ın kilise müziğinde yapabildiği yenilikler olabilir. Aydınlanma çağına baktığın zaman, Mozart ve Haydn'ın müziğine baktığın zaman 18. yüzyılın sonunda inanç ve akıl, aslında inanç çağından akıl çağına geçişin gerçekleştiği döneme baktığın zaman o müziği şekillendiren değerlerin başında gerçekten insan aklının, işte Newton'un başına elma düşüyor da işte beyler yani yukarıdaki biraz fazla meşgul sizden ufak derdinizde uğraşmak için haberiniz olsun dediği yani kafanızı kullanın kendi yazgınız için sorumluluk alın kültürünün müziği. Beethoven Fransız devrimiyle ilgili, geç romantikler endüstriyel devrimle ilgili vesaire vesaire. Yani tesadüf değil aslında bu evrensel değerleri taşıdığını iddia ettiğimiz bu müziğin aslında o evrensel değerlerin kazanıldığı dünyada şekil almış ve değişime uğramış olması ve dolayısıyla bugün evrenselliğini koruması. Dolayısıyla müzik yoluyla öğreneceğimiz şeylerden biri aslında inanç ve aklın da aslında bir arada var olabileceği. Bunu özellikle Türkiye'de her gün yaşadığımız bir tartışma bu büyük ölçüde. Yani inanç dediğimiz şeyi küçümsemeli miyiz, akılla çelişir mi? Aynı anda pekala var olabileceğini Batı uygarlığının hem görsel sanatlarında ve her şeyden önce müziğinde görüyorsunuz. Müzik yapmanın bize öğretebileceği şeylerden önemli bir tanesi de içgüdü ve kültür dediğimiz şeyin aslında içgüdü dediğimiz şeyin kültürün yerini alabileceği. Bunu birazcık şu şekilde açmak mümkün. Pardon. Harika Çocuklar olayı var ya, işte bakıyorsunuz bir velet 12 yaşında çıkmış Berlin Filarmoni Orkestrası'nın önünde Rahmaninov piyano konçertosu çalıyor. Sular Seller gibi, Rahmaninov gibi böyle geç bir romantik müziğin, müzik işte biz yetişkin zihnimizi dinlediğimiz zaman her şeyden önce duygusal diyoruz, romantik diyoruz, hatta erotik diyoruz. Müthiş çatışmalar var müziğin içinde, müthiş duyguselleri ve bestecinin gerçekten boğuştuğu bir takım şeytanlar var. 12 yaşında bir çocuğun bunu benim şimdi ifade ettiğim yani sözcükler aslında bu müziğin %1/2'sini falan anlatıyor tabii. Gerisi sözcüklerle ifade edilemeyecek unsurlardan oluştuğu için müziğin. 12 yaşında çocuğa bakıyorsunuz bunu nasıl ancak bir yetişkinin yaşamış olabileceği tecrübelerin yansıyabileceği bir yorumla bu tecrübeleri yaşamış olmasına imkan ihtimal olmayan bir çocuk bu müziği nasıl çalıyor dediğiniz zaman işte o yetişkinlik değerlerinin aslında yetişkinlik değerleri dediğimiz şeye ulaşmanın en kestirme yolunun müzik olduğunu görüyorsunuz. Çok ilginçtir. Müzik insana içgüdüyle aslında kültür dediğimiz şeyin, bunu Venezuelalı çocukların Viyana müziğini çaldığı zaman görüyorsunuz. Caracaslı bir gecekondu çocuğu bir Mahler senfonisini Viyana Filarmoni'nin üyesi kadar iyi çaldığı zaman o ne Viyana'ya gitmiş, ne Freud'u biliyor, ne endüstriyel devrimi yaşamış, ne Mahler denen besteciyi oluşturan bütün kültürel katmanların farkında. Hayır. Ama o katmanların aslında ifade ettiği, temsil ettiği, uygarlık dediğimiz şeye o müziği içgüdüsel olarak hissettiği için kestirmeden ulaşmış durumda. Yani insanları uygarlaştırmak için de aslında gençlerin eğitimde en ucuz yatırım. Çocukları yetişkin kılma konusunda müzik çok etkiliyken bir şekilde teknolojinin de aslında belki bazen olumsuz yanlarından biri, olumsuz değil aslında eğlenceli yanlarından biri de yetişkinleri bir yerde çocuklaştırmış olması. Hepimiz böyle sürekli bir oyuncaklarla oynuyoruz farkındaysanız bir 20 yıldır. İşte en son iPad çıkacak diye işte sıralara girip vitrinleri kırıp filan sürekli işte bir şeylerle oynayan insanlar haline geldik. Bu yetişkinler, çocuklar müzik sayesinde yetişkin olurken yetişkinler bir yerde teknoloji sayesinde bir yerde çocukluklarını da yaşıyorlar. O da bence fena bir şey değil. Müziğin bize verdiği şeylerden biri aslında, olumlu şeylerden biri, tarihle duygusal bir bağlantı. Ve özellikle bizim toplumumuzda olduğu gibi dil ve alfabe ve kendi dilimiz de aslında, dilimiz ve kültürümüz de oldukça keskin bir kopukluk yaşıyoruz kendi tarihimizde. Geçen yaz şeyi okudum. Harika bir kitap okumayan varsa tavsiye ederim. Tanpınar'ın Saatleri Ayarlama Enstitüsü. Bu ben doğduktan sonra yazılmış bir kitap. Tamam. Son romanı 1959-60. Tanpınar ölmeden tam önce bitirdiği bir roman. Bakıyorsunuz yer yer yeni Türkçe yazmaya çalışıyor. Fakat yer yer öyle kelimeler var ki hala. Yani yeni Türkçe yazma, Türkiye'yi modernleştirme gibi meselesi olan bir yazar bile
Ve ben doğduktan sonra yazılmış olan bir romanda bile aslında kullanılan dile zaman zaman baktığınız zaman bizim şu gençlik orkestrasındaki çocuklara oradan bir cümleyi okusam anlamayacaklardır büyük bir ihtimalle. Bütün romanı okumak için bir Osmanlıca, Türkçe sözlüğe falan ihtiyaçları olacaktır. Bu müthiş bir kopukluk aslında. Ve biz nasıl işte geçen gün eşim diyordu, annem ve babamın aşk mektuplarını okuyamıyorum diye. Çünkü eski yazıda. O kopukluğu yaşayan bir toplumda aslında müzik tarihimizle, geçmişimizle duygusal bir bağlantı kurabilmek için de aslında yazıya, anlamaya, tırnak içinde anlamaya, analitik olarak anlamaya ve yazmaya, çizmeye ihtiyaç olmadan o bağlantıyı kullanabileceğimiz bir şey. Siyasi tarihinde de aslında müzik çok çok etkili bir şey. Çünkü şeye baktığınız zaman özellikle totaliter sistemlerde müziğin sansür edilemeyecek olan tek ifade aracı olarak ne kadar etkili olduğunu görüyorsunuz. Ve özellikle Stalin döneminde işte Shostakovich'in senfonilerinde mesela Solzhenitsyn'i 10 defa işte toplama kamplarına gönderecek kadar aykırı ve protest unsurlar var. Fakat müziği bir şekilde sansür edemediğiniz için siyasi ifade ve kültürel kimliğin, bir toplumun kültürel olarak kimliğini ifadesi açısından da vazgeçilmez bir tarafı var. Müzikten aynı zamanda çok ilginç. Bizim mesela bizim toplumumuzda müzik ve siyasetin ilişkisi sansür edilemez, edilemeyeceğinden söz etmiştim. Fakat son Van depremi zamanında şey yapıldı, bir görmüşsünüzdür. Van için pop, Van için rock afişler vardı. Çok güzel. İşte para toplanıyor, gönderiliyor filan. Aynı hafta Kültür Bakanlığı devlet orkestralarının konserlerini iptal etti. Yastayız ya. Yani şimdi bu ne periz ne lahana turşusu diyorsunuz. Yani bu müzik neden klasik müzik özellikle işte eskiden Girzu patlaması olur filan. İşte TRT'de klasik müzik çalar. İşte ağır başlı ve olmamız ve üzülmemiz ve hatta sıkılmamız gerekiyor ya yas tutmak için. Eşittir klasik müzik. Burada tam tersi oldu. Çok ilginçtir. Orkestraların senfoni konserleri iptal olurken Van'da deprem oldu. Bir taraftan Van'daki depremzedelere yardım etmek için rock konseri yapılıyor. Böyle toplum olarak aslında fena halde kafası karışık bir ilişkimiz var müzikle. Müziğin ne işe yaradığıyla ilgili. Ben hatırlıyorum birkaç yıl önce yine bir Güneydoğu'da birkaç şehitin verildiği bir olaydan sonra, bir 15 gün kadar sonra, hemen sonra değil, Mersin'de akademik oda orkestrasının bir konserini yönetmek için gitmiştim. Ve bayağı ağırbaşlı bir programda hatırlıyorum işte çağdaş bestecimiz, en büyük yaşayan çağdaş bestecimiz İlhan Osmanbaş'ın eserleri de vardı. Ve provaları yaptık filan. Konser sabahı konservatuvar müdürü telefon etti. Ya dedi abi çok kötü haberim var dedi. Rektör konseri iptal ediyor dedi. Hayrola neden dedi. Provaları filan yapmışız. İşte şehitler filan dedi. Yani tamam şehitler anladık da 15 gün oldu bir. Bir de neden İlhan Osmanbaş ve işte Beethoven çaldığımız konseri iptal etmek ne ifade ediyor? Yani orada göbek mi atacağız? Yok efendim işte ülke kan ağlıyor, işte ülkede milli yas var, işte olmazmış konser. Rektörü aradım ve şeyi anlattım. İkinci Dünya Savaşı sırasında Nazilerin bombaları altında inlerken Londra'da National Gallery'de nasıl müzik, yani konserlerin devam ettiğini, Leningrad'ın kuşatması altında, 3 yıl süren Leningrad kuşatması altında Shostakovich'in yazdığı senfoninin nasıl insanları bir araya getirdiğini, bir birlikte var olmak, bir birlikte bir manevi, bir toplumun manevi bir gücünün, bir kimliğinin, bir yenilmez kimliğinin olduğunun ifadesi olarak müziğin en kötü zamanlarda nasıl yaşandığını ve ne işe yaradığını anlattım. Yok efendim işte başka zaman yaparsınız konser falan deyip kesilip atıldı. İlginçtir. Peki dedim yani siz, yani toplum olarak bizim burada bakın uygarlık dediğimiz şey teröre rağmen mevcut. O yüzden bu iş terörle bitmeyecek. Çünkü uygarlık diye bir silah var elimizde. Ama onu iptal ettiğimiz anda aslında bir defa en büyük yenilgiyi kabul etmiş oluyoruz dediğim zaman canım biz de miting yaptık bu sabah dedi rektör. Yani siz ne yapıyorsunuz dedim. Biz de miting yaptık dedi işte. Hadi siz de o zaman dedim rektör olarak ilkokul öğrencisi bile olmayan bir takım kişilerle aynı tepkiyi verebiliyorsunuz. Elinizde bayraklarla bağırıp çağırmak. Halbuki burada işte bakın uygarlık devam ediyor. Öğrencilerin ve hocaların birlikte çaldığı orkestranın konserini iptal etmiyoruz. Demek aslında
bir uygarlık duruşu olacaktı. Fakat işte o konuda ciddi bir kafa karışıklığı yok değil. Müzikten öğrenilebilecek şeylerden biri zıt olarak görünen şeylerin aslında aynı anda var olabilmesi. Bu aslında zaman kavramı ile ilgili. Müzik zaman içinde akan bir şey tamamen. Ve bir romanda veya bir tiyatro oyununda iki kişi birbirine zıt aynı şeyi söylese veya romanı aynı anda okuyamazsınız onu zaten. Anlamsız bir şey ortaya çıkar tamamen. Halbuki müzikte, keşke örneklerini çalışacağım, biraz fazla uzun olacak o. Gerçekten zıt olarak tanımlayabileceğiniz şeylerin aynı anda var olabileceği kavramı. Bizim müzikten öğrenebileceğimiz en önemli şeylerden biri. Ve her şeyden önce zaman kavramı. Çünkü müzik zaman içinde var oluyor. Ve benim genç müzisyenlere ve dinleyicilere çok sık anlatmaya çalıştığım şeylerden biri. Müziği bilinçli olarak dinlemeye başlarsak zamanı daha anlamlı yaşamaya, dolayısıyla hayatımızı daha anlamlı yaşamanın aslında anahtarını yakalamış oluyoruz. Bir tek müziğin malzemesi zaman. Biz bugün biraz müzik dinlemenin ne demek olduğunu unuttuk. Teknoloji sayesinde müzik çok şey kazandı aslında. Yani müziğin oluşumu, paylaşımı, eğitimi, yayını, aklınıza gelen her alanda inanılmaz faydaları oldu teknolojinin müziğe. Fakat bir gerçeği bize unutturdu aslında. Müziğin zaman içinde aktığını. Gerçek, real time dediğimiz, gerçek zaman içinde var olan bir olgu olduğunu. Bugün bizim orkestralarla çaldığımız eserlerin %90'ını belki fazlasını oluşturan en önemli eserlerin kayıt diye bir şeyin hayal bile edilmediği bir dünyada yazıldığını düşünün. Gerçek o. Yani 1890-95'lerde işte böyle mum silindirlerde ilk olarak işte bir takım sesler kaydedilebiliyor biliyorsunuz. Ve ondan önce bir besteci bir senfoni yazıyor. Diyelim ki Tchaikovsky diye biri yeni bir senfoni yazmış. 35-40 dakika sürüyor senfoni. Notalar çoğaltılıyor filan. 1000-2000 kişi bir salonda bunu dinliyor. Ve bir daha dinleme şansı yok. Çoğu insan amatör olarak o eserin piyano için veya dört el piyano için düzenlenmiş olan şekillerini evde çalıyorlar filan. Fakat gerçek orkestra renkleriyle, gerçek zaman içinde o eseri bir daha dinleme şansları yok gibi. Ve ilginçtir, besteciler o zaman bizim ancak bir CD'yi 10-15 defa dinleyerek algılayabileceğimizi sandığımız renk farklılıklarını ve eserin mimarisinde yaptıkları küçük değişiklikleri çoğunlukla dikkatli dinleyen, bir defa dinleyen bir dinleyicinin algılayabileceği varsayımıyla yazıyorlar. Bu melodi bir defa flütte gelmişti, ikinci gelişinde obua çalıyor. Bu cümle yön değiştirdi, bu başka bir tonaliteye gitti. Bunları biz gerçekten işte CD'yi nasıl olsa bir daha dinlerim. Ben bize evde mesela bazen önüme notasını açıp bir senfoniyi baştan sona dinleyeyim dediğim zaman bile işte kapı çalıyor, tuvalete gidiyorum, kahve yapıyorum, telefona cevap veriyorum. Müzik dinlemek aslında o değil. Müzik, kaydedilmiş müzik bugün hiçbir tarihte hiçbir zaman olmadığı kadar kolay ve ucuz ulaşılabilir bir şey. Hatta bedava ulaşılabilir bir şey. Muhteşem bir şey. Müziği paylaşmak açısından. Fakat müziğin gerçek zamanda akan bir şey olarak müziği o şekilde dinlemediğimiz zaman aslında zaman kavramını tamamen kaybetmiş oluyoruz ve sanki hayatın da geriye şu rewind dediğimiz düğme var ya, ya geriye çekerim işte kapı çaldı, kahve yaptım, geri çekerim, tekrar dinlerim, ne olacak gibi böyle bir müzik dinlemeyi o sanmaya başladık. Fakat gençlere her zaman söylediğim şey, müziği her zaman o anda dinleyin, o anda ne olduğunu sonuna kadar farkına vararak dinlemeye çalışın. İnsan algısı o kadar çok veriyi aynı anda nasıl algılayabilirse, çoğunu algılamaya çalışın çünkü o size zamanı her anı size verilmiş, insan olarak, yaşam süresi olarak size verilmiş olan her anı anlamlı yaşamanın aslında anahtarı o. Her salisede anlamlı bir şey olabileceği insanın hayatta. Hayatın rewind düğmesi, geri düğme, çekme düğmesi yok. Ve bence canlı müziği hayatta tutmamızın en önemli nedenlerinden biri bu. Diyarbakır'da bir konser verdiğimde hatırlıyorum ilk oda orkestrasıyla. Hayatında ilk defa orkestra, canlı orkestra dinleyen bir genç gelip bana şunu söylemişti. İşte siz 300 yıl önce yazılmış bir şeyi bizler için bir defalığına var ettiniz dedi. Ha, önce dedi ki çok heyecanlandım dedi. Hiç CD'den dinlemeye benzemiyormuş dedi. Evet dedim, CD'den dinlemeye hiç benzemiyor. Sence neden? Öyle dediğimde dedi ki siz 200-300 yıl önce yazılmış şeyleri bizler için bir defalığına var ettiniz dedi. Ve bittiğinde artık yoktu dedi. Hah dedim işte bu. Bu yüzden konservatuvarlar
devam etmeli. Müzisyenler eğitilmeye devam edilmeli en yüksek düzeyde. Ve müzik, canlı müzik yaşamaya devam etmeli. Çünkü hayatında ilk defa canlı bir orkestra dinleyen 20 yaşında Diyarbakır'da bir genç bunu söyleyebiliyorsa, müzik algısıyla ilgili aslında bu kadar derin, bu kadar sofistike bir şeyi ben Viyana'da veya Berlin'de verdiğim bir konserden sonra duymadım. Ve Türkiye aslında ve Türkiye'ye benzer toplumlar aslında topluluklar bu müziğin sihrini öğrenebilmek için müthiş laboratuvarlar. Çok kimliklilik, Türkiye'de sık sık tartıştığımız bir şey, çok kimliklilik ne demek? İşte ille Türk olmak ne demek, Türkiye'li olmak ne demek, çok tartışılan şeyler biliyorsunuz onlara. Neden ille bir kimlik sahibi olmamız gerekiyor? Müziğe baktığınız zaman az önce Rimski-Korsakov'un Şehrazat'ın dinledik. Şehrazat, Binbir Gece Masalları, Doğu olayı. Değil mi? Rimski-Korsakov bir Rus bestecisi, bize göre batılı bir besteci ve çok sesli senfonik literatürün büyük bestecilerinden biri. Dolayısıyla batılı ama doğulu olan bir konuda bir Orta Doğu masal dünyasını anlatırken kendine göre oryantal sayılabilecek melodileri kullanmaya çalışıyor. Kendisine göre doğulu, bize göre batılı, çok genel olarak baktığınız zaman evrensel. Bu aslında birden fazla kimliğin aslında başka bir alanda bir şizofrenlik olarak tanımlanabileceği şeyi müzikçe çok çok doğal algılıyoruz. Ve müzik bize aslında bu tür müzikler özellikle birden fazla kimliğiniz olması fena bir şey değil. Gocunacak bir şey de değil. Oldukça zenginleştirici bir şey. Bilgisayarlardan bahsederken demin şeyi hatırlıyorum. Ben İngiltere'de ilk gittiğim müzik fakültesi, City Üniversitesi'nin teknoloji ağırlıklı bir yerdi. Ve müzik teknolojilerinin çok yeni yeni gelişmekte olduğu yıllardı. Ve 1978-79 ders yılı sanıyorum. Üniversitedeki ilk yılım. Ve ilk yılda bize işte seçmeyin diyorlardı. Müzik dediğiniz şeyin içinde orkestra şefi olmak da var. İşte balinaların şarkı söyleyişini bilgisayarda analize etmek de var. Nota yayıncılığı da var, stüdyo mühendisliği de var. Hiçbir şey seçmeyin, bütün bunları görün. Yazar, müzik yazarı olmak, eleştirmen olmak, her şey var. Ve hepsini bize gerçekten ilk yılda verdiler. Ve orada bir çok iyi bir müzik estetiği, felsefesi hocamız vardı. Bir gün şey dedi, bir bilgisayarın yazdığı müziği, İkinci bir bilgisayar çalarsa dedi, o yıllarda çok yeniydi işte bilgisayarın bir takım verileri karıştırarak işte müzik denecek bir şey ortaya çıkarması ve bir bilgisayarın yazdığı müziği bir bilgisayar çalarsa dedi hocamız, o müzik midir dedi. Bunu tartışalım dedi. Ben de hatırlıyorum kendi için o anda aslında biraz sululuk olsun diye söylediğim bir şey ama şimdi anlamsız olmadığını düşünüyorum. Dedim ki yani dinleyecek üçüncü bir bilgisayar bulursanız neden olmasın dediğimi hatırlıyorum. Ama bu aslında müziğin algısıyla ilgili çok da çok fazla anlamsız bir şey değil. Bilgi çağında orkestraya baktığımız zaman az önce şeyden söz ettim. Bir belli bir bilgiyi işleme, yönetme ve paylaşma açısından aslında ideal bir ortamı oluşturan, ideal bir toplum aslında. Bilgi paylaşma toplumu. Orkestra içinde. Toplum içinde böyle bir şeyi düşünebildiğimizden çok daha önce vardı. Bir takım şeyler müzikte erken oluyor, çok ilginçtir. Bilgi paylaşma dediğimiz zaman yüzlerce veri, bir sayfada var ona, nerede bizim sayfa şurada. Yüzlerce verinin aslında aynı anda var olabilmesinin ve birbirine karşı bağımlı ve sorumlu olan bir insanlar topluluğu tarafından bir felsefi ve estetik bütün oluşturacak şekilde ortaya çıkmasının düşündürdüğü birçok şey var. Şu gördüğünüz sayfadan birkaç örnek vermek istiyorum. Şimdi bu bilgi paylaşımı toplumu dediğimiz zaman bu çok çağdaş bir kavram. Özellikle bilişim teknolojisi bağlamında baktığınız zaman. Fakat yüzyıllardır orkestralarda ve orkestra müziğinde ve çok sesli müzikte bir bilgi paylaşımı, bir takım verilerin aslında manipüle edilmesi, şekillendirilmesi, paylaşılması ve bir veri alışverişinden bir bütün çıkarma fikri aslında müzikte oldum olası var olan bir şey. Az önce birbirine karşı bağımlılığı ve sorumlu olmasından söz etmiştim orkestra müzisyenlerinin. Burada gördüğünüz bir orkestra müziğinin bir sayfası. Şurada aşağı yukarı tabii tempoya bağlı, ne kadar hızlı veya yavaş olduğuna bağlı. Fakat şu gördüğünüz sayfada aşağı yukarı bir 5-6 saniye de olup biten bir olay var. Ve bunun içinde işte
Kısa notalar var, uzun notalar var, kuvvetli notalar var, daha hafif notalar var, trombonların çaldığı notalar var, flütlerin çaldığı kontrbas. Bu şefin önündeki partisyon dediğimiz, şef partisyon dediğimiz şey. Benim önümdeki olay aslında müzisyenlerin hepsinin önünde yok. Müzisyenlerde sadece, kontrbasçılar sadece şu çizgiyi görüyor. Kemancılar, birinci kemanlar sadece şu çizgiyi görüyor. Yani bir sayfa burada şu hızda geçiyor orkestra şefinin önünde. Müzisyenlerin önlerinde bütünü değil, sadece kendi çaldıkları seslerin toplamı var. Ve ona baktığınız zaman bu bir yerde bir zorunluluk. Bunu herkesin önüne koysanız orkestra sürekli sayfa çevirmekten enstrümanını çalamaz. Çünkü 5-6 saniyede bir sayfa çevirmesi gerekecek. O yüzden sadece kendi satırını görüyor. Dolayısıyla bende 30 sayfada geçen bir şey müzisyenin önünde 30 satırdan oluşuyor. Fakat bunun bir zorunluluk olmasının ötesinde bence birlikte bir şey yapmak ve bilgi paylaşma anlamında başka bence derin bir metafor var burada. Çünkü herkesin her şeyi görmüyor olması aslında bir dezavantaj değil mi? Bilginin bütünlüğü yaşamak açısından. Fakat büyük orkestra şefi Herbert von Karajan'ın çok beğendiğim bir sözü var bu anlamda. Der ki şef her şeyi görüyor, müzisyenler yalnız kendilerini ilgilendiren ve aslında bu birbirimizi dinlemek zorunda olduğumuz ve yalnız kendi sesimizi çalmak yerine kendi sesimizin bütün anlam içinde nasıl bir işlevi olduğuna farkına varmamız ve birbirimize karşı bağımlılığımızı aslında harekete geçiren bir şey. Dolayısıyla bilginin tümüne sahip olmayıp o bütüne ulaşmamız bazen daha kolay olabiliyor. Ve toplum olarak o anda bir bütüne ait olmak aslında aynen bu müzisyenlerin birbirlerine karşı sorumlu oldukları kadar bağımlı olmalarından da geçiyor. Ve orkestra provalarında aslında bizim yaptığımız şeylerden en önemli şeylerinden biri işte burada trompetler şunu yapıyor. O yüzden sen çok fazla kuvvetlisin. Sen onu dinlersen otomatikman çalman gereken güç, kuvvet ortaya çıkacak vesaire. Yani bütünü içinde herkesin çaldığının işlevi konusunda insanları bilinçlendirmeye çalışıyoruz provalarda. Ve bunu teknik olarak çözmeye. Çünkü ne kadar az yönetmek gerekecekse aslında konser anında, ne kadar az yönetmek gerekecekse o kadar iyi. Çünkü o kadarı orkestranın kendisi çalabiliyor demek aslında. İnsanlara sorumluluk vermek. Ve bunu tabii bugün ona pek girecek zamanımız olmayacak. Fakat yönetim sanatının da aslında onlarca metaforuyla ilgili dolu bu aslında. Sorumluluk almak, başkalarının teknik bilgilerinden faydalanarak bir bütünü yönlendirmek aslında orkestra şefinin yaptığı şey. Yoksa baktığınız zaman işte 100 kişi bir şeyler çalıyor, müzik yapıyoruz, sesle ilgili bir olay. Ses çıkarılarak bir şeyler yapılıyor. Fakat ses çıkarmayan tek kişi orada en büyük patron. Bu çok hastalıklı bir durum aslında yani. Müthiş bir megalomani olarak ortaya çıkabilir. Fakat bir taraftan işte demokrasi laboratuvarı derken şef ve orkestra içindeki ilişkileri anlatırken bunu pekala bir diktanın metaforu olarak da anlatmak mümkün. Ve gerçekten orkestra şefliği de bütün yönetim sanatlarında olduğu gibi özellikle 20. yüzyılda 20. yüzyılın ikinci yarısında çok büyük farklılıklar geçirdi aslında. Orkestra şefi olmanın veya herhangi bir yerde patron olmanın yani benim dediğim olmuyor sonunda bal gibi benim dediğim oluyor. Ama benim dediğim olurken onu asıl yapan insanların yaptıklarının bilincinde olması ve patron istediği için öyle yaptığım değil, ikna olduğum için patronun ne istediğini yaptım demek her iş yerinde aslında sağlıklı bir yöneten yönetilen ilişkisinin anahtarı zaten. Ve orkestra şefliği veya herhangi bir yönetici paralellerine baktığınız zaman yani bunun Saddam Hüseyin'i olmakta var, Nelson Mandela'sı da olmakta var. İkisinin arasında da yüzlercesi var. Bunlar özellikle 2. Dünya Savaşı'ndan sonra Amerika'da başlayan müzisyen sendikalarının işin içine girmesiyle tamamen değişti aslında. Bütün işte güç dengeleri değişti. Ve insanlar şey sandı bir ara, artık yani orkestra şeflerinin işte bir yetkisi kalmadı, bir şey yapamayacaklar, orkestra komiteleri var, sendikaları var. Hayır, ona rağmen bir yöneticiye ihtiyaç duyulan her yerde değişen dünyayla, değişen yönetim ve iletişim modelleriyle aslında sağlıklı bir şekilde dünya bunu takip edebiliyor. Sovyetler Birliği, yani Bolşevik devriminden sonra 1917'de bir ara şefsiz orkestra denediler. İşte eşit olacaktık ya hepimiz, bu şef ne oluyor dendi. İşte şefsiz olacak dendi artık partiden, provalar ve işte 80-100 kişi bir arada oturup müthiş bir
tartışma işte. Arkadaşlar alegro yazmış. İşte. Alegro ne demek filan? Her kafadan bir ses. Bir türlü işte eser ortaya çıkmıyor. Çünkü herkes yani herkesi iyi konservatuvarlara gitmiş. Herkesin bir fikri var. Fakat bir kişinin de bir çözüm getirmesi ve bir şeyin nasıl yapılacağına yönelik bir öneri getirmesi gerekiyor. Ve Sovyetler'de de kısa süre sonra farkına varıyorlar ki istesek de istemesek de orkestraların şefleri var ve toplumlarında liderleri var. O şef, o lider o işi bir diktatör olarak mı yerine getirecek yoksa demokratik ve işte insanları motive eden bir kişi olarak mı yerine getirecek? İlginçtir. Bilgi paylaşımından söz ettim az önce. Müzik yoluyla aslında evrensel düşünme, müzikle insanları evrensel düşünmeye de zorlayan bir şey. Einstein, Albert Einstein'ın bir lafı var der ki insan beyni müzik için bir yerde yani elektronik olarak dizayn edilmiş gibi bir laf eder. Tam hatırlamıyorum. Ve insanın müzik yapmanın ve müzik dinlemenin insan olmanın temel vazgeçilmez bir tecrübesi olmasında aslında biyolojik nedenleri vardı diyor. Bütün bu az önce sözünü ettiğim yeni nörolojik bulguların bulgulardan onlarca yıl sonra Einstein'ın söylediği bir şey bu. Bilişim dünyasıyla müzik dünyası arasında malum müziğin bilişim teknolojisinden gördüğü faydalar ve etkilerin dışında o kadar çok fazla şey var ki bilgi işlemeden, paylaşmadan söz etmiştim. Karar verme mesela kompozisyon dediğimiz şeyle bir yazılım yazma olayı mesela. Bir takım olan verilerin aslında verilerin değiştirilerek hangi verilerin nerede kullanılacağına karar verilmesi konusunda çok ilginç paraleller var. Ve burada matematikle müzik çok sık yüzyıllardır karşılaştırılan bir şey aslında. İşte 6 yaşında müzik dersine giden çocuğun 8 yaşında matematiği daha iyi oluyor falan. Bunlar çok iyi bildiğimiz şeyler. Fakat matematikle müzikten daha çok bence matematiğin uygulama alanlarıyla ve bilişim de bunların başına geliyor ile müziği karşılaştırmak daha önemli. Çünkü matematiğin kendisinden çok aslında bir takım verilerin hiçbir verinin boş yere gitmediği yani şu gördüğün sayfada gerçekten çok fazla şey olup bitiyor. Çok kalabalık bir orkestra kadrosu olmamasına rağmen çok fazla veri var. Fakat bir tanesi bile lüzumsuz değil. İyi bir bestecinin yazdığı bir şeyde şunlardan bir tanesini çıkardığınız zaman bir şey eksilecektir. Veya bir şey eklediğiniz zaman gereksiz bir şey tınlayacaktır. O karar verme olayı gerçekten müzik yazarken düşünün yazılım yaparken de bir besteci Prokofiev'in çok güzel bir var. Prokofiev 20. yüzyılda hala biraz belki demode olarak görünen çok güzel melodi yazıyor. Artık çok güzel melodi yazmanın çok böyle eski moda bir şey olduğu, geçmişte kalan bir şey olduğunu iddia edildiği bir zamanda Prokofiev çok güzel melodi yazıyor. Çünkü diyor ki melodi dediğiniz şeyin sonu yok ki diyor. Ve satranca benzetiyor. Satrançta der ilk başladığınız zaman ilk yapabileceğiniz hamle sayısı kısıtlıdır. Siz bir hamle yaparsınız, karşınızdaki bir hamle yapar ve ondan sonra yüzlerce seçenek karşınıza çıkar. Bu bir melodiyi oluştururken bir nota yazdıktan sonra bir daha yazacağınız nota konusunda ve onun sonra onu takip edecek notalar arasındaki ilişkinin yüzlerce, milyonlarca seçeneği olması gibi aslında sonsuz bir bilgi işleme imkanı var. Ortak dil ilginç. Mesela yazılım dili belki bugün dünyada müzikten sonra ilk defa son 10 yıl içinde müziğin ortak dil oluşundan yüzyıllar sonra ilk defa bir ortak dil ortaya çıktı. Çok ilginçtir. Müzik notasyonu dediğimiz şey şu bildiğimiz yani 5 çizgi. 5 çizgi üzerinde işte bir notanın frekansının ne olduğu yani şu çok belli işte bu la ise şu nota şu la işte 440 Hz. Lik bir titreşimi temsil ediyor. Bu fiziksel bir gerçek. O notayı yazdığın zaman dünyanın neresinde olursa olsun, hangi enstrümanı çalarsa çalsın, o notanın çıkaracağı, o notayı gören bir müzisyenin hangi enstrümanla olursa olsun çıkaracağı nota 440 Hz'lik bir titreşim. Yani tartışılmaz her şeyin birebir sembollerin olduğu, yoruma hiçbir şey, yani yorum bunun çok ötesinde bir şey. Müzik yorumu dediğimiz. Fakat bu notasyon aslında 11. yüzyılın başından beri var. 11. yüzyılın ilk 20 yılı içinde Guido d'Arezzo diye Arezzo'da yaşayan Guido adında bir keşişin icat ettiği ve bugüne kadar gelen ve o zamandan beri müziği iletmenin, yazılı olarak iletmenin tartışılmaz evrensel dili'den kaç yıl geçti? Belki bir
50 yıl, 1060 yıl kadar sonra yine bütün dünyanın paylaşacağı, herkesin anladığı bir ortak dil ortaya çıkmış oluyor. Müziğin bestelenmesi, yorumlanması, yayınlanması, araştırması, eğitimi konusunda gerçekten sonsuz derecede etkilendi müzik dünyası. Telif hakları açısından hem iyi hem kötü oldu. İyi olan şey tabii inanılmaz derecede eskiden işte bir müziği elde etmek, notasını veya kaydını elde etmek için işte bekleyeceksiniz. Biri yurt dışına gidecek de o size o not plağı bulacak da, o notayı bulacak da siz bir yerden döviz bulup ona vereceksiniz filan, uzun hikaye. Yani şimdi her şey gerçekten bir tıkla elimizin altında. Ve inanılmaz derecede müzik bilgisi ve müziğe ulaşma imkanımız var. Fakat öte yandan olumlu bir taraf aslında telif hakları ihlallerinin takibi konusunda çok karmaşık bir mesele bugün internette, copyright meselesi, telif meselesi. Fakat ona rağmen mesela bizim Devlet Opera Balesi'nde telif ödenerek çalınması gereken bir takım meseleler yıllarca fotokopi çekilip çalındı. Şimdi işte Hamburg'da bir yayıncı Ankara'yı arayıp işte Romeo Juliet Balesi'ni 376 defa telifini ödemeden çalmışsınız, gel bakalım buraya diyebiliyor. Veya bir yayıncı eserlerini temsil ettiği bir bestecinin adını Google'da sadece yazarak o bestecinin hangi eserinin nerede yazıldığını ve o çalınışın telifinin ödenip ödenmediğini anında takip edebiliyor tabii. Bu çok olumlu bir şey. Fakat bir taraftan da müthiş ihlalleri de yol açmadı. Tartışılmaz bir şey. Çok kısa bir şeyle bitireyim. Bu motivasyondan söz etmiştim az önce. Yönetim sanatıyla paralellerden söz ederken müzisyenleri motive etmekten söz etmiştim. Bir müzisyenin emrinde kötü bir laf ama altında daha da kötü, hizmetinde daha kötü. Neyse, anladınız demek istedim. Bir müzisyenin birlikte çaldığı bir şefin motivasyonuyla çaldığından söz etmiştim. İşte elinden geleni, trompetçiyse, violonselciyse neyse, elinden gelen teknik yeteneğin ve becerinin en iyisini o podyumdaki kişinin eserle ilgili bütün vizyonun hizmetine sunması. Aslında motivasyon dediğimiz şey. Ve bazen başarı nedir diye soruyorlar bir orkestra şefi için. Ben diyorum ki valla işte birlikte çalıştığım insanların %80'i ikna olduysa yaptığım konusunda ben başarılı sayıyorum kendimi. Çünkü bir konsensus söz konusu değil mi? Bir yerde insanların bir asgari bir müşterekte birleşmeleri gerekiyor. Yoksa bir dahaki sayfaya hiçbir zaman geçemeyiz prova yaparken. O senfoni. Ve askeri müşterekte yani konsensus illa sıradan bir şey olmak zorunda değil. Müzikal konsensus aslında toplum olarak müthiş bir barışın sembolü olabilir. Ve bu insanları motive etmekten geçiyor. Bazen insanları motive edemediğinizi sanıyorsunuz. O ilginç şey de Sicilya'da başıma geldi. Sicilya'da bir orkestra yönetiyordum. İkinci kemanların en arkasında bir amca, böyle biraz emekliliğe yakın filan yaşı. Ara sıra bir gazete çıkarıyor, okuyor, ciklet çiğniyor, yanındakiyle konuşuyor, bir şey anlatıyorum ikinci kemanlara, havaya bakıyor filan. Tamamen ilgisiz. Dedim, yazık amca, aslında işte az kalmış, Allah bilir kaçıncı defa çalıyor bu eseri. Aslında evde olmak istiyor torunlarıyla ve işte emekliliğinde az kalmış, işte böyle memuriyet zaman dolduruyor filan. Yazık, hiç de motive edemedim onu filan diyorum. Konserlerden birinin arasında yanıma geldi, dedi ki, üstadım ne güzel mesleğimiz var değil mi diyor, böyle gözlerinin içi ışıl ışıl. Ha dedim, bu adam bunu söylüyor filan. Evet dedim, güzel mesleğimiz var dedim. Sizce niye güzel mesleğimiz var dedim. Neden? Bakın dedi, bazen hata yapıyoruz ama hata yaptığımız zaman kimse ölmüyor ki dedi, doktorların hata yapması gibi. Cevabını da hatırlıyorum, şey demiştim. Evet ama doktorlar hatalarını gömebiliyorlar, biz gömemiyoruz. Öyle bir fark vardı. Motive ettiğinizi zannediyorsunuz, edemediğinizin farkına varıyorsunuz vesaire. Fakat dediğim gibi bu paraleller sonsuz ve bugün zamanımız kalmadı fakat özellikle yani bilişim teknolojisinin müziği ne kadar etkilediği ve müzik eğitiminde ne kadar inanılmaz ufuklar açtığını anlatmaya zamanımız yok. Fakat bence en büyük katkısı bu. Özellikle son yıllarda eğitim konusunda, insanların yeteneğini keşfetme konusunda. Ancak Batı Avrupa'da bir okula giderek öğrenebileceğiniz şeylerin elinizin altında olması gerçekten inanılmaz bir şey bugün. Ve
bu kadar paylaşma imkanı olan bir yerde hala Türkiye'de müzik eğitiminin hala biraz daha laylom işte bir kenarda şöyle görünür dursun seçmeli ders olarak görülmesi bence bize toplum olarak çok zaman kaybettiriyor. Ve bir an önce işte Venezuela'nın, Çin'in, Tayvan'ın, özellikle Venezuela'nın ve Güney Afrika'nın modellerini takip etmeye başladığımız zaman müzik eğitiminin aslında toplumsal barışın ne kadar büyük bir araç olduğunu görüyorsunuz. Güney Afrika'da yönettiği bir genç orkestrası var birkaç defa. Festivalin adı Miyagi'ydi. Music is a great investment demek. Müzik müthiş bir yatırımdır demek. Ve zenci ve beyaz çocukları görüyorsunuz. Çok değil 15 yıl önce derilerinin renginden dolayı aynı otobüse binemeyen insanların çocukları bugün aynı orkestrada yan yana aynı halde müzik yapıyorlar. Ve o çocuklara baktığınız zaman birlikte yaşama kültürü açısından o müzik sayesinde, o evrensel müzik sayesinde birlikte yaşama kültürü açısından toplumun geri kalanından 10 yıllarca ileride olduğunu görüyorsunuz ki bu tek başına bile zaten müziğin bu eşsiz gücünü resmetmeye yetiyor. Bilmiyorum soru cevaba zaman bırakmadım mı, bıraktım mı? Var mı bir şeyler konuşmak isteyen, çok fazla konuya değindik ama buyurun. Adım Cem Kovacık, Telekom Dünyası dergisinde çalışıyorum. Ağzınıza sağlık. Teknolojiyle müziğin birlikteliğini çok iyi anlattınız da benim yıllardır merak ettiğim bir konu var. Sizin değiniminizde çok ses devrensel müzik, tırnak içinde klasik müziğin en önemli eserleri ve bestecileri 18. yüzyılın ortalarında çıkmışlar. İşte Beethoven'lar, Mozart'lar. O zamanlar böyle teknoloji de yokmuş. Ne yokmuş lan? Bu kadar teknoloji de yokmuş. Yani onlar kayıt edemiyorlarmış, bir daha dinleyemiyorlarmış falan. Şimdi düşünüyorum da 20. yüzyılda böyle senfoniler ve böyle besteciler yok. Yani bir takım işte eserler var, Gershwin'ler falan ama bir Mozart ya da bir Beethoven değil. Acaba teknoloji, yaratıcılığı biraz öldürüyor mu sizce? Bunu öğrenmek istiyorum. Bence öldürmüyor. Şimdi bugün bu çok sorulan bir şey aslında. Neden bugün bir yani? Şimdi 18. yüzyılda aslında bence o kadar kısıtlı değil. Çünkü bugün en önemli repertuar dediğimiz şeyi yani barok müzikten, erken baroktan 20. yüzyılın ortasına gelirseniz yine bir 300 yıl falan var. 20. yüzyılda bence çok önemli adamlar var. Stravinsky en başta, Stravinsky, Bartok gibi. Kimse Bach kadar, Beethoven kadar önemli değil. Yani hangi estetik bakış açısından tartıştığınıza bağlı olayı. Fakat 20. yüzyılda niye bir Beethoven yok diyorlar. Bunun iki cevabı var. Belki biliyoruz, belki var ve bilmiyoruz henüz. Yani Mozart da işte iş bulamayan, ağzı açık tak kokan bir adam yani 18. yüzyılın sonunda. Viyana'da ondan çok daha başarılı bir şekilde hayatını kazanan yüzlerce besteci varken. 20. yüzyılda ben önemli besteciler olduğuna inanıyorum. Çünkü müzik aslında yaratıldığı çağın en sansür edilemez, en sadık aynası, ifadesi. Bugünün dünyasını ifade eden müzikler yok mu var? Ve bunu çok iyi yapanlar da var. Fakat bugünkü dünyanın müziksel ifadesi, aydınlanma çağının müziksel ifadesi kadar herkes tarafından anlaşılır, kavranır bir şey olmayabilir. Bu bir. İkincisi de her şey yapıldı formülü var. Yani gerçekten birinin çıkıp ben daha ileri bir şey yapacağım. Yani Batı müziği tarihinde sürekli zaten Doğu müziklerinde olmayan bir değişim ve gelişim kültürü söz konusu. Ama bu değişim ille iyileştirme anlamında değil. Evet Mozart Bach'ın yapmadığı bir şeyi yapıyor. Fakat Bach'tan daha ileri bir şey mi yapıyor? Hayır. Çünkü Bach'tan daha ileri bir şey yapmanın imkanı yok. Yani Bach'ın müziğindeki matematiksel karmaşa, o verilerin gerçekten bir zerresinin bile fazlalık olmadığı, o müthiş uyum, her şeyin birbirini beslediği o organik bütünlük, insan dehasının, insan zekasının üretebileceği en son nokta. Bunun teknoloji muadili aslında 20. yüzyılda yapılıyor. Ve bence bugün çağımızdaki büyük dehaların bence belki ille senfonik müzik dünyasından çıkması gerekmiyor. Teknolojiden çıkıyor bence. İcatlardan çıkıyor. Yani bunda gocunulacak bir şey de yok. O aydınlanma çağıydı, öteki inanç çağıydı, öteki de akıl çağıydı. Bugün de teknoloji çağı ve bugünün evrensel dili teknoloji. Ve belki de dediğim gibi bence bana çok heyecan veren çağdaş eserler yazılmıyor değil, yazılıyor. Ama ben şimdi onların bir Beethoven kadar önemli olduğunu ve 200 yıl sonra bir klasik olarak görüleceği konusunda kimseye garanti de veremem. Açıkçası sorunuzun cevabı D hiçbiri. Buyurun. Ses geliyor.
Geliyor geliyor. Şimdi yazılım, donanım ve müzik birbiriyle çok ilintili konular ve hemen bir şey yapmak istiyorum. Şu noktaya gelebilir miyiz? Bir söz vardır. Bugün bizim duyduklarımızı onlar duymadan hissettiler. Belki biz bilişim teknolojileri olarak da kod yazmadan yazılım üretir duruma geleceğiz. Yani bu kadar yakın bir ilişki var. Videoyu seyrederken sanatçı ilgimi çekti. O an enstrüman çalmayan insanlara çok fazla yer verdi. Soru şu, o kişiler çalmadıkları anlarda neler hissediyorlar ve siz ne hissediyorsunuz? Yani bizim örneğin bir proje planında orkestra şefi gibi çalışırken atıl kalan kişileri nasıl değerlendirebiliriz? Oraya bir atıf yapmak istiyorum. Evet. İkinci sorum da ben bir şirketin, küçük bir şirketin yöneticisiyim. Bir tadilat yaptım iş yerimde. İstiyorum, yani müzikle ilgili de bir altyapı kurdum. Ama yazılım çalışanlarına ne zaman, hangi anda, nasıl bir müzik dinletmeliyim? O konuda öneriniz nedir? Bir de o konuda bir bilgi istiyorum. İkincisinden başlayayım. Ben şahsen iş yerlerinde ve herhangi umuma açık yerlerde müzik çalınmasına karşıyım. Yani bir ara şey vardı işte, meydanlarda bah çalalım, bütün Türk toplumu işte tango yapıp işte şarap içen insanlar haline gelsin. O öyle olmuyor. Onu biliyoruz. Şeyde de yani bunun klasik müzik olması da bence çok fark etmiyor. Bence bir otel lobisi olsun. Yani Türkiye'de inanılmaz bir ses kirliliği var bu alanda. Otel lobisinde çalan Çaykovski olsa bile ben ona karşıyım. Çünkü bir şey empoze ediyorsunuz birine. O anda o belki başka bir şey dinlemek istiyor. Belki onu dinlemek istiyor. Belki okuduğu şeyi gerçekten ben şeyi anlamıyorsa lise öğrencileri müzik açmadan ders çalışamam filan diyor. O ya müziği dinlemiyordu ya ders çalışmıyordur. Bu çok açık yani. Müzik dinlemeyi şöyle ya taksitlerde de bazen dersiniz ya ne olur Allah rızası için kapat şunu dersiniz. Ya abi ben de dinlemiyorum öyle bir ses olsun diye açtım filan derler. Yani öyle bir ses olmasın mesela bu şeyi düşündün mü alternatifi hiç. Böyle müthiş bir ses kirliliği var. Markette domates satarken sizden tekno müzik dinletiyorlar metal filan. Ve market içerisinde yani dans eden kimseyi göremiyorum dediğiniz zaman Japonca bir şey söylemişsiniz gibi suratınıza bakıyor. Yani o bağlantı yok. Bir müzik ne işe yarar? O dans etmek için, dinlemek için, uyumak için, bir şey için. En azından dinlemek için. Ve o bakımdan bence ikinci sorunuzda şunu, yani insanlara iyi müzik dinlemeyi yüreklendirmek başka, bunu onlara empoze etmeni ben hiçbir zaman iyi bir fikir olduğunu düşünmüyorum açıkçası. Evet ama ki ha kişisel şey yapabilirsiniz. Yani bir takım çok heyecan verici müzik DVD'leri paylaşabilirsiniz insanlarla. Şuna bir 5 dakika kulak verin, sandığınız kadar atla deve değil, bu size ait olabilir diyebilirsiniz. Bunu paylaşmanın birçok yolu var. Fakat alenen değil bence. Ve gerçekten inanılmaz bir ses kirliliği yaşıyoruz. Ve çok ilginçtir, İstiklal Caddesi'nde bence müzikle ilişkimizin ne olup olmadığını resmetmek için bazen verdiğim bir örnek. İstanbul'da İstiklal Caddesi'nde bilirsiniz, operatörlerini böyle caddeye çevirip cayır cayır yayın yapan dükkanlar var. Bakıyorsunuz, en soyut şiir kitabını satan dükkanla en ucuz iç çamaşırını satan aynı müziği çalıyor. Yani bunun bizi oraya çekeceğini mi bekliyor? Yani şeyden de çok şüpheliyim. Şey, bu işte marketlerde işte bilmem alışveriş merkezlerinde şu tür müzik çalarsanız alışverişi arttırıyormuş. Ben açıkçası hemen oradan yok olup onun çalmadığı bir markete gidiyorum ama yani o çok elle tutulur bir şey yok. İlk sorunuza cevabı bende bu çalmayanlar. Şimdi çalmamanın aslında sessizlik müziğin çok önemli unsurlarından biri. Müzik yapan şeylerden biri aslında sesle sessizliğin ilişkisi demek de mümkün. Dolayısıyla çalmayan birinin, o anda müziğin içinde başkaları çalıyorsa, orkestra içinde çalmayan birinin de ne yapacağının birçok cevabı var. Kimi sadece eslerini sayabilir. Orada yazar mesela, şurada görüyorsunuz. Bu, şurası tam tam, gong. Bir tane notası var. Önce 3 ölçü es var, sonra 2 ölçü es var. Onun partisini sayıyor. İşte 4 dörtlükse orkestra şey 1, 2, 3, 4, 1 dediği zaman 1, 2, 3. Tabii bazen 376 ölçü es varsa bunun işte 287, 288 falan diye saymasın diye adamcağız. O genelde ondan önce girmiş olan bir çok belirgin bir şey. Burada önemli bir trompet solosu var. O küçük notalarda yazar.
önündeki müzisyenin partisinde. Onu takip eder. Ha 20 yaklaşıyor. Oradan itibaren 7 ölçü sayar veya 10 ölçü sayar. 40 ölçü saymaz. Boşları saymak, pasif olarak saymak var. Veya gireceğiniz yer gelmeden çok aktif olarak etrafınızı dinleyerek, ki iyi bir müzisyenle beklediğimiz o, etrafını dinleyerek çalması, boşluklarını bile etrafını dinleyerek yaşaması, yani orada 20 ölçü esi var diye 20 ölçü oradan yok olmamak, kopmamak. Çünkü o zaman dinlediği zaman orkestra şefine de çok az ihtiyacı var. Ne zaman çalacağını bilmek konusunda, nasıl çalacağını, hangi duyguyla, hangi güçle çalacağını bilmesi açısından aktif olarak esleri, boşlukları değerlendirmek başka, pasif olarak değerlendirmek başka. Yıllar önce İzmir Orkestrası'nda bir vurma çalgılardan çok örnek verilir bu şeyden. Çünkü onların çok böyle esi var. Hatta yıllar öncesinde bir şey Kültür Bakanı'nın belki gerçek bilmiyorum. Ankara'da orkestra çukuruna gelip işte şu davulcuyla bu kemancı aynı parayı, aynı maaşı mı alıyor demiş. Neden? Bu habire çalıyor. Öteki işte 5 dakikada bir tane vuruyor filan. Ve bu İzmir Orkestrası'nda Ahmet diye kuş Ahmet derdik. Bir vurma çalgı çalan bir arkadaş vardı. Biraz böyle eksantrik bir tipti. Ve o mesela çok fazla esi olduğu zaman işte 75 es var. Sağ cebine 75 tane leblebi koyardı. Sonra şefin bageti her bir indiği zaman bir leblebi alır ya ya da öbür cebine koyardı. Onlar bittiği zaman da güm diye vururdu. Bir defa hatırlıyorum cebinden bir 30-40 tane leblebi çıkarttı biri ve o da paldır küldür olmayacak bir yerde girdi çünkü bitmişti leblebi. O da çok pasif, aktif dinlemiş. Evet. Buyurun. Cem Bey, çok teşekkür ederim. Çok güzel bir sunumdu. Bilişim Derneği yöneticilerinde. Fikret Kavzak ismim. Bilişim Derneği İzmir'den geliyoruz. Az önceki İzmirli arkadaş için de. Tanıyor musunuz yoksa kuşağını? Evet. Şimdi bir şey sormak istiyorum. Müziğe başlama yaşı. Şöyle ki, şimdi yeni mecliste görüşülmekte olan yasaya göre adı da 4+4+4 oldu. Olmakta daha doğrusu. Müzik açısından sanatçı yetiştirmek açısından çocuklarımızın yeteneğini o yaşlarda belirlemek açısından faydalı mıdır? Görüşünüzü kısaca rica ediyorum. Teşekkür ederim. Vallahi ben açıkçası kaç artı kaç olursa olsun eğitimden anladığımız bu olmaya devam ettikçe ben herhangi bir eğitim sisteminden bir şey yani sorumlu bir yetişkin vatandaş yetiştirme konusunda bir şey gelmeyeceğine inananlardan biriyim. Yani bu Venezuelalılar geçen yaz geldiğinde buraya bütün eğitmenleriyle falan birlikte orkestralarıyla, gençlik orkestraları ve bütün eğitmenleriyle her gittikleri ülkede işte bu El Sistema meşhur işte gençlik orkestraları yani müzik eğitimiyle Venezuela'da 500 bin genci suçtan ve uyuşturucudan ve şiddetten uzaklaştıran sistem. Bunun devlete maliyeti 7 milyon dolar galiba Venezuela'da bugün. Yani 7 milyon dolara bir devletin bütçesinden 7 milyon dolara 500 bin genci şiddetten ve suçtan uzaklaştırabilecek müzik eğitiminden başka daha ucuz bir yatırım varsa aman birileri söylesin. Gerçekten inanılmaz bir şey bu denildiği zaman. Fakat tabii burada milli eğitimin işbirliği var orada. Yani okulda eğitim ne demek? O çocuğa o yeteneğini geliştirecek zamanı vermek. Ondan sonra o yeteneğini değerlendireceği bir çalışma imkanı ortamı sağlamak. Bütün bunlar aslında bir bütün. Yoksa bizde kaçıncı yaşta, yani ne yaşta başlarsa başlasın çocuğun müzikal yeteneğinin keşfi ve gelişmesi aslında ailelerin ve çevrenin girişimine bağlı. Yani kişisel bir şey oluyor. Sistem içinde nasıl olsa olmadığı için maalesef bugün okullarda bir işte 5. sınıfta işte anlayacaktık çocuğun yeteneğini, 4. sınıfta bitti ilkokul, hay Allah işte güme gitti çocuk gibi bir şey söz konusu olduğunu düşünmüyorum. Başka açıdan tabii ki dezavantajları sonuna kadar tartışılır ama eğitim sistemimizde zaten sanatın yetişkin insan yetiştirmedeki rolü zaten en önemli, en üstte olması gerekirken en altta olduğu için bence o tartışmaya girmek imkansız. Yetenek her yaşta keşfedilir. Yani ben nota okumayı 19 yaşında öğrendim mesela. Çünkü çocukken piyano dersi aldım filan ama işte bir 6 ay aldım, sıkılıyordum, çalışmıyordum, zorlamadılar. Zorlamak da çok kötü. Ya bak yarım saat çalışacaksın, bak 28 dakika çalıştın işte 2 dakika daha piyanoda otur filan. Bu işkence çocukların, insanlar çocukların hayatında müzik olsun diye bazen bu piyano keman derslerine başlayıp o zorlamayla çocukların hayatından ilelebet çıkartıyorlar müziği. Zorlamak da çok kötü bir şey. Zorlamadan teşvik etmek daima mümkün.
dinleyici olarak teşvik etmek. İlle müzisyen olacağım derse bir gün olur yine. Yani ben gerçekten kendimi 15-16 yaşlarında müzikten başka bir şey yapmak istemediğimi hayatta farkına vardım. Hatta 6 ay ben 6 ay elektrik mühendisliği okudum İngiltere'de. Ve çok kötü ve çok mutsuz bir mühendis olacaktım. Ondan da şüphe yok. Ama 19 yaşında ya ben geç oldu ama bakalım ne yapabilirsem yapayım. Ne olacağım önemli değil. Fakat müzik içinde bir yaşam sürdüreyim dediğim zaman 19 yaşında. Yani bunun ille şu yaşta keşfedilir diye bazı çocukların kendi kendine çıkıyor. Bazıları teşvik ederek çıkıyor. Ve bugün Anadolu'da adam akıllı bir yetenek keşfetme sistemi olmadığı için yani farkına varılmadan giden, yok olan yüz binlerce olağanüstü yetenek olduğundan eminim. Bir arkadaşım bir cep telefonuyla ve internet üzerinden yetenek, müzik yeteneği test etme konusunda bir bence çok etkili bir sistem geliştirdi. Hatta iPad ve iPhone uygulamaları falan da yazıldı başka telefonlar içinde. Ve gerçekten eskiden ancak otobüse binip şu çocuğun kulağını test ettireyim diye Ankara'da konservatuvara giderek yapabileceğiniz şeyi bir telefon yapar. Fakat bunun tabii altyapısının, bilen varsa aranızda lütfen fikir versin. Bunun altyapısında destek olup kurup buna sahip çıkacak bir şirket de arayışında. Fakat böyle şeyler mümkün artık. Fakat maalesef eğitim sisteminde, yani bugünkü eğitim sisteminde eğitim ne demek? Yarış atı mı yetiştirmek? Yani sınavdan hemen sonra unutulacak bir takım seçmeli cevapların ezberlenmesi midir eğitim? Yoksa bir Bach'ın bir sonatını bilinçli bir şekilde dinlemeyi öğrenmek mi? Felsefeyi tarihi zevkle okumayı öğrenmek mi eğitim? Buna karar vermemiz lazım. Buyurun. Cem Bey, çok teşekkür ediyorum bu güzel sunum için. Ben müzik konusunda çok yetenekli olduğumu düşünüyorum. Sadece sabahları yalnız söylediğim şarkılar nedeniyle. Ama ev ailesi bundan pek memnun değil. Sesimin çok farklı bir tondan çıktığını söylüyorlar. Sormak istediğim şey şu. Şimdi müzik bir yetenek midir? Yani herkes bu müzik yapabilir mi? Kısmı benim için bir soru. Çünkü bizim ailede benim kardeşlerim de, babam orkestra şefliği de yapmış. Bütün kardeşlerim ellerine hangi alet alırsa alsınlar, çalarlar. Ben hiçbir aletten anlamlı arka arkaya iki nota çıkartamadım hayatım boyunca. Bir ilkokulda mandolin kursuna götürmüşlerdi. O da bir tele basıp bir ders boyunca tek bir teli bana çaldırınca ben bir daha mandolin kursuna da gitmedim. Yani eğitimde bir farklılık olması gerekir diye düşünüyorum. O disipline sokmak mıydı onu da bilmiyorum ama kulak uyumu falan herhalde başka bir şeyler de olması gerekiyor müzik yapabilmek için. Ama demin bahsettiğiniz müzik dili dışında ortak dil, bilişim dildir. O zamandan beri ortaya çıkan dil olarak dil tanımıyla neyi tanımladığınızı da bir söyleyebilirsiniz. Birinci sorum, herkes müzik yapabilir mi? Müzik içinde ama bilişim herkes bir şekilde içinde doğal olarak yaşıyor. Biz de müziği dinliyoruz, o ayrı mesele ama yapmak ayrı bir şey herhalde diye düşünüyorum. Ortak dille neyi kastettiğinizi ben anlamadım da onun için beş çizgili sistem olarak müziği tanımladınız ama bilişimde bir tanımı nasıl yaparsınız onu rica edeceğim sizden. Teşekkür ederim. Yani ortak dil dediğim zaman aslında ortak dil herkesin anlayacağı, yani şu dili çok basit bir şey aslında. Müzik notasyonu çok büyütülen bir şey. Pavarotti bile ne kadar müzik dinlerdi, adam öleli 10 yıl oldu, hala ne kadar nota bilirdi, o hala tartışılıyor. Aslında bilmezdi de kulaktan söylerdi, bir takım şeyler çizdiği notasına, yani çok büyütülen bir olay. Nota, ah ben nota bilmiyorum. Ya öğren çok basit bir şey. Yani aslında nota dediğiniz işte 3-5 tane semboldan oluşan, işte nota uzunlukları var, yüksekliği, alçaklığı var, tiz mi, pes mi, ne hızda ilerliyor notalar falan, çok gerçekten çok matematiksel olarak işte bir tane dörtlü notanın içinde iki tane iki dörtlü olur. Dört tane dörtlüden dört dörtlük olur. Yani bu gerçekten ilkokul birinci sınıf matematiğiyle öğrenilebilecek bir şey müzik nota okumak. O bakımdan bu kadar öğrenimi bu kadar kolay olup bu kadar sembollerini birebir ve aslında birebir ve oldukça sofistike bir şeyi ifade edebileceği bir dil olarak çok etkili. O bakımdan herkesin ortak olarak okuyup çalabileceği ortak bir dil anlamında onu söylemek, ifade etmek istedim. Herkes müzik yapabilir mi? İngiltere'de korolar var şimdi. Kulağım çok kötü, ben sürekli detone oluyorum. Hiçbir zaman şarkı söyleyemeyeceğim diyen insanlar için korolar var.
Hayır, kimse o kadar kulaksız değil. Gel, bu da öğrendi. Yani doğal olarak birçoğumuzun doğal olarak yapma yeteneği olan şeyleri diğerlerimiz öğrenerek öğreniyor bazen. Evet, yetenek diye bir şey var. Birinin kulağı çok iyi, ötekinin o kadar iyi değil. Fakat o tek başına en önemli şey de değil. Ben bazen yönettiğim bir orkestrada, farkında mıyım, orkestradan biri yeni okumakta olduğumuz, deşifre etmekte olduğumuz çağdaş bir eserle ilgili öyle bir soru soruyor ki, orkestrada biri çok sık başıma geliyor, kulağı benden daha iyi. Öyle bir soru soruyor ki, diyor ki bu az önce bu nota fadiyesi bilmem ne, bu acaba yanlış baskı hatası mı diyor. Vay be diyorsunuz, yani bunu duydu. O kişinin kulağı benden daha iyi ama bu demek değil ki benim orada şef olmaya hakkım yok. Ben eserin bütün vizyonuyla ilgili bir şey ortaya koymak için oradayım ve onun şu nota eski daha önce fadiyesi acaba yanlış mı demesi de aslında benim oluşturmaya çalıştığım bütüne hizmet eden bir katkı aslında. Başka bir şey değil. Ama herkes, evet herkes bence müzik yapabilir. Dinleyici olarak müzikten keyif alabilir. İlle bir enstrümanı elinize aldığınız zaman bundan bir nota çıkarabildim, çıkaramadım. Çok önemli değil. Ondan bir nota çıkarmak önemliyse de öğrenirsiniz. Belki başkasından daha biraz uzun sürer öğrenmeniz. Ama ben gerçekten herkesin müziğin herkesin bir ihtiyacı bir şekilde olduğuna inandığım için onu herkes bir şekilde ifade edebilir. Yani bazen de kuşak atlıyor. Mesela benim annem de babam da İstiklal Marşı demeyeyim. Çünkü İstiklal Marşı'nı iyi söylemek zaten imkansız. Ama daha dün annemizin mesela detone olmadan söyleyemezlerdi. Dedemin kulağı iyiydi derler filan. Ne demekse o. Ama yani öyle bir şey var. Bazen bir kişi atlayabiliyor ailede. Fakat öğrenilmeyecek bir şey değil. Bence herkes asgari bir şeyi öğrenebilir. Evet çok büyük. Yani yetenek de tek başına bir şey değil. Yani çok yetenekli insanlara bakıyorsunuz. Kariyer yapmıyorlar. Konservatuarı bile bitiremiyorlar bazıları. Çünkü yetenek aslında işte bir başlangıç noktası. Ondan sonra müthiş bir disiplin, çalışma, özveri filan, doğru hocaya düşmek, doğru okula düşmek, bütün bunlarla ilgili aslında müzik yapmak. Biraz sanki bitirmemiz gerek, belki son bir şey. Çok teşekkürler sunumunuz için. Ben şöyle bir şey sormak istiyorum. Günümüzde klasik müzik parçalarını bestelerken sürelerini daha kısaltarak bestelemeye doğru bir eğilim var mı? Bunu neden soruyorum? Hem klasik müzik parçaları uzun, dinlemek için yani özel zaman ayırmamız gerekiyor gerçekten tadı almak için ve uyarıcı çok çevremizde. İşte bilişim dünyasıyla paralellik kurarsak eğer web siteleri vardı, bilgiler doluydu. Sonra işte bloglar oldu. Bloglarda daha kısa insanlar ifade etmeye başladılar. Facebook çıktı daha kısa. Twitter çıktı 142 karaktere düştü. İşte yakında bunun öyküleri, mobil romanlar vesaireler çıkıyor. Yani sanat süreye ve boyut itibariyle küçülmeye doğru gidiyor. Bunun bir anlamı da bütün kitlelere ulaşmak ya da herkesin kendi içindeki sanatı ortaya çıkararak başkalarıyla paylaşmasını sağlamak. Bu anlamda klasik müzikte bir gelişme var mı? Ya da hani tırnak içinde gelişme diye sorayım. Gelişme diyemeyeceğim çünkü şimdi şeye bakıyorsunuz, mesela pop müziğine bakıyorsunuz değil mi? 3 dakika 4 dakika. Yani 3 dakika 4 dakika bir şarkı. Çünkü o tüketilecek bir şey ve bir süre sonra onun yerine yenisi üretilecek ve insanların yani Schubert'in şarkıları da 2 dakika, 3 dakika, 4 dakika. Ama senfonileri 3 dakika değil. Yani insanların dikkat, bir şeye dikkatlerini verebilecekleri zamanın ille bugün 3 veya 5 dakikayla kısıtlı olduğunu varsaymaya gerek yok. Yani bir takım şeyler kısalıyorsa bence kısalmasın, daha az şey okuyalım. Yani daha az şey dinleyelim ama onun sayıcısını dinleyelim. Şimdi Beethoven'ın 5. senfonisinin işte Savaş ve Barış'ı işte 170 sayfaya indirdim der gibi kısaltılmış bir versiyonunu yapmak, o eserin bütün serüveninin ne olduğu, şeyin mimarisinin ne olduğu, o malzemeleri, o besteciyi büyük yapan, o başta ta 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 gibi aslında saçma sapan 4 tane notanın, herkesin yazabileceği 4 notadan neler yapılabileceği, neler türetilebileceği aslında adamın büyüklüğü. Şimdi bunu kısalttığın zaman onun bir anlamı kalmıyor. Yeni üretilenlerde de öyle. Yani yeni üretilende de bestecinin söyleyeceği şey 3 dakikalık bir şarkı için söylenebilecek bir şey olabilir. Ancak 40 dakikalık bir senfoni için de söylenebilecek bir şey olabilir.
hisse de açık olmamız lazım. Fakat bugün mesela, bugünle 100 yıl önce kitap okuyan biri için ya iyi okumuş adam deme tarifi çok farklı. Çünkü bugün okuyacak bütün 20. yüzyıl edebiyatı var arkamızda. 200 yıl önce okumuş adam olmak daha kolaydı. Okunabilecek az şey vardı. Ama bu demek değil ki her şeyi kısaltıp daha çok şey okuyalım. Bence daha az okuyalım fakat sadecesini okuyalım. Ve sadecesini dinleyelim. Yoksa bir şey kazandırmıyor. Bir şeyin özünü yok etmek oluyor. Çünkü zaman, müziğin o müziğin malzemesi zaman. Yazılmış olan müzikler açısından en azından. Evet, peki. Çok teşekkürler bildiğiniz için. Sağ olun. Afiyet olsun. Evet, teşekkür ederim davetinizi. Sağ olun.